2022'ye kadar da incelenmiştik. Çünkü göz önünde olan firmalarız ve insanlarız. Biz sürekli inceleniyoruz. Şu anda da incelemedeyiz. Defter ve belgelerimizi çok rahat bir şekilde teslim edeceğiz. Olay bu. Bir ikincisi, yani sizin bahsettiğiniz şeyler... Sondaydı, kesildi. Ya bizim her senemiz inceleniyor zaten. Birkaç tane saçma sapan insanın nevdüğü belirsiz. Benim gözümde nevdüğü belirli de. Tamam, boş ver. Boş ver, oralara girmeyeyim. Hiçbir şey bilmeyen insanların lafıyla bir gündem falan yaratmayın. Sizi, o insanların dediği şeyler olsa ben bir gün evde kalamam. Bir gün bak. Bu ülke o... Biz bu zamana kadar kurulduğumuzdan beri seneler içinde ön planda olduğumuz için bizim her senemiz inceleniyor. Yani 19, 18, 19, 20, 21, 22 bunlar incelendi. Hiçbir sıkıntı görünmedi. Devam edildi. Şimdi de... 2023'teyiz hani. Evet, kamuoyu baskısından dolayı tabii ki de herkes için yapacak. Yine istediler defterlerimizi. Alnımızak bir şekilde veriyoruz. Okey mi? Yani... Oldu mu? Bir şey çıkmayacak. Çünkü biz yaptığımız işi biliyoruz. Ağlayacak mısınız? Ama nerede anlayacaklar mesela o arkadaşlar da çanak tutan kişiler... Bize hiçbir şey olmayacak. Büyümeye devam edeceğiz ya. Görecekler. Orada görecekler. Ve 2024'ün sonunda 200 tane Rise & Shine mağazası da piyasalara inecek. Ve başka sektörlerde de büyüyünce zaten göreceksiniz. Oh! Yeter! Çok bağırma. Oh! Sen bu durumu özetleyecek olsan mesela ne dersin? Ya ben dış göz olarak bakıyorum. İnsanların ilgilendikleri tek şey işte yasa dışı işler şunlar bunlar değil. Değil. Olay magazine. Merak. Magazine meraklılar. Aha. Bir kaos arıyorlar. Ne varmış arıyorlar. Diyor. Ne varmış ha, başarmışsa diyor. Böyleyse diyor şöyle o aradıkları olay o. Aslında bunun alt zihni de ne biliyor musun? Başaramamışlık psikolojisini bastırmak. Kendilerini bastırıyorlar. İşte. Ya evet o başarmış böyle yapmış. Biz başaramadık. Ha, o yüzden canım. Tabii o yüzden siz ona inanın. İnanın. Adam çok doğru söyledi. 2024'ün mü dedin en sonunda Rise & Shine'lar? 2024'ün sonunda Rise & Shine mağazaları 200 adete inşallah ulaşacak. Ve sadece bu işte değil. Birçok işte yeni yatırımlarımız geliyor. Ve ülkemize yine yatırımlarımız. Ülkemizde yaptı. Tabii ki de yurt dışında yatırımlar olacak ama yurt dışından döviz talep çekmek için. Döviz çekmek için yatırımlar. Yine o paralar burada yatırıma dönecek. Bir kere şunu düşünün. Devletimiz güçlü bir devlet. Mekanizmaları çok iyi çalışıyor. Yani bu kadar göz önünde olan insanlar böyle işlerin içinde olamaz. Olmamalı. Hiç kimse olmamalı. Bunu tasvip etmiyorum zaten. Ama bahsedilen şeyler o kadar komik ki ben okudukça Dilan biraz tabii sinirleniyor. Ben okudukça gülüyorum. Ya bu kadar göz önünde olan insanlar mümkün değil. Başka yerlerde bence arayın. Başka kişilerde. Yanlış kişilerdesiniz bence. Yanlış yerdesiniz. İnşallah kimse de yoktur da. Kız günlerdir ne para aklı yok, yolunu yok, kaldı. Yok yok çok güzel iş adamım diye ortalıkta gezen şaklabanlar var. He. Onlar da arayın. Bakın. Ne para aklıyorsunuz kaldı, ne bilmem necimiz kaldı, ne bilmem neyimiz kaldı, ne anam kaldı, ne babam kaldı, ne kocam kaldı. Yeter ya. Ya Fenerbahçe aşığım, bir de karım aşığım. Ya seni İşimi çok... gücümü yapıyorum, geçiyorum. Seni çok seviyorum. Evet. Alnımız ak, başımız dik. Biz ülkemizi seviyoruz, başındayız da. Buradayız. Buradayız. Şey anlamımızı okuyayım mı? Türk'üz de orada çalış. Yok aslında. Engin şey hani gireceğim istikrar maşallah. Ne istiyorsunuz kız? Çok komik artık. Ben de ilk başlarda üzülüyordum ama şimdi gülmeye başladım. Ama sevgilim kendinizi yerime koyun. Ne para bilmem uçuruyorları kaldı ne bilmem arkadaşlar, ne. Arkadaşlar bak ya beni tanıyan çocukluk arkadaşlarım, okul arkadaşlarım bunların hepsi belki biliyordur bunları. Belki de biliyorlar. Ben nasıl bir adamım biliyor musunuz? Trafik cezası yediğimde. Para zaten devletimize gidiyor deyip polislerle gır gır şamata gülüp geçen adamım. Heh. Öyle bir adam ha. O kadar ülke ya. Ama beni işte tanımıyorlar ya tam sosyal medyada ama yakınlarım tanıyor beni. Çok komiksiniz. Bırakın artık insanları. Cidden bak salın yani. Çok başka kanallara geçin bari yararlı olursunuz ülkemiz için gibi. Kapa konuyu ya, kapat ya. Kapat kimseye bir şey anlat. Yani anlayanlar zaten bilenler biliyor bizi. Anlatmak istediklerini de hiçbir zaman Dilan Polat şunu unutma anlatamayacaksın. Neden biliyor musun? Onlar başarısızın arkasına sığmak istiyor. O yüzden anlatamayacaksın. Kimileri öyle, kimileri magazinsel işiyle ilgileniyor. O yüzden anlatamayacaksın. Çok da anlatmaya gerek yok bunları. Doğru. Ama şuradan anlayabilenler anlayacak. Büyümeye devam ettikçe, yatırımlar yaptıkça, daha çok işler yaptıkça
diyecekler demek ki, değil mi? Akıl çünkü bunlardaki de bence herhalde. Yani. Şu anda da anlamaları gerekiyor İngin. Bu kadar bir haftada Türkiye'nin gündemi değil. İnsan anlar der ki ya bunu, yani bizim ülkemizde herkes inceleniyor. Adamlara bak. Kapat bence artık, yeter. Yeter. Gerçekten yeter yani. Neyse, enerji. Artık store atmayacağım. Çok ağrım var. Uyku ilacımı içeceğim ve uyuyacağım İngin. Şu ağrım da sağ ağrıyor. Ben de bir film izlerim. Netflix'te. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler.